Şimdi filter metoduyla devam ediyoruz. Ne yaptık şimdiye kadar? For each'i gördük. For each ne yapıyordu? Hiçbir şey return etmiyordu. Sadece içindeki function'ı çalıştırıyordu ve bitiyordu bu kadar. Yani bir şekilde bir şeyler yapıyorduk. işimize yarıyordu ama hiçbir şekilde bize bir şey dönmüyordu. Map'i gördük. Map bize bir şeyler dönüyor. Yani yeni bir array oluşturmamı sağlıyor. Ama hani o condition'ı mesela içeride sağlamasa da onun yerine de bir şey dönmemizi bekliyor. Yani her eleman için bir karşılık bir şey dönmemizi bekliyor. Yani mesela burada şey deseydik. Işte 40'tan küçükler değil de ne işte her bir yaşın 5 fazlası diye bir yere oluşturup şey deseydik hani şu şekilde return user age artı 5 deseydik mesela her birinin yaşının 5 fazlasını bize dönecekti bu mantıklı olacaktı ama biz ne yapmak istiyoruz her birisi için değil de bizim istediğimiz condition'ı koşulu sağlayanlar için bir şey yapsın istiyoruz ya işte bu noktada map birazcık kullanışsız oluyor çünkü dediğim gibi şu undefined'lar gözümüze batıyor bunun yerine filter metodunu kullanıyoruz filter metodu filtreleme işi yapıyor yani User nokta age 40'tan küçük ya biz burada return ediyorsak şayet bunu koyuyor return etmiyorsak yine yani hiçbir şey koymuyor şimdi kaydettiğim an itibariyle gördüğünüz gibi undefined gitti yani aslında ne yapıyor biliyor musunuz filter diyor ki sen bir condition yaz ve o condition'ın sonunda bana true bir değer dönersen diyor ben o elementi koyacağım dönmezsen koymayacağım diyor yani burada user'ın age 40'tan küçükse user'ı dön ya burada aslında bizden true veya false bir şey bekliyor true dediğimizde de gördüğünüz gibi dönüyor Burada arada true'dan kasman et, true derken true true olmasına gerek yok biz burada user'ı döndüğümüzde de user kendi içinde varlığı olan bir variable olduğu için bu da aslında true t bir değer dönüyor bana yani true diye bir boolean dönmüyor ama true'yu sağlayan bir değer dönüyor bundan kaynaklı bu da çalışıyor yani ben mesela buraya şu şekilde bir string yazsam bu da true t bir değer olduğu için bunu da dönüyor ama bunun best practice şu şekilde true yazmaktır bu şekilde yaptığımda da filter çalışıyor bu da yine aslında önemli map for için farkı sorulurken maple de filter'ın da farkı çok soruluyor ondan kaynaklı buna da önem gösteriyoruz temelde bunun da yazımı bu kadar filtrende dediğim gibi tek farkı bir condition'a göre bir şey dönüyoruz dönmediğimizde bize undefined oydu buydu gibi böyle buralarda gürültü oluşturacak şeyler dönmüyor bir sonraki videoda görüşürüz